insanların kalbini açması, kalplerine Mehdiyet'i vahyetmesi, yani İttihat-ı İslam'ı vahyetmesi, Müslümanların birliğini vahyetmesiyle oluyor. Yani bu da insanlarda farkına varamayacakları bir yönden oluyor. Mesela bak, şu an kapalı hanımlar, açık hanımlar, herkes Mehdiyet'ten bahsediyor, İttihat-ı İslam'dan bahsediyor. İslam'ın güzelliğinden, şefkatten, merhametten, adaletten, Müslümanların birbirine selam vermesinden, dost olmasından bahsediyor. Bunlar hepsi Mehdiyet'in gelişmeleri ve mukaddemeleri. Bir daha dinleyeyim ben güzelim. Merhaba Adnan Bey, insanlar Mehdiyet'in gelişmesi için ne yapabilir? Kitap dağıtın. En güzeli kitap dağıtmaktır. Her insana mürşit verin, hoca verin. İnsanların hocaya, mürşide ihtiyacı var. En iyi hoca, mürşid de kitaptır. Herkesin evine, evde gece gündüz oturacak bir hoca, bir alim vermiş oluyorsunuz. Kitap. Kur'an'ı olmayan eve Kur'an alalım. Kitap olmayan evlere kitap. Benim kitaplarım çok iyi. Bayağı ideal, yani etki yönünden çok iyi. Benim kitaplarımın olduğu bir evde deccali bir tartışmanın olması mümkün değil. Yani deccaliyetin girmesi mümkün değil. Bunu herkes görüyor, yani bir iddia değil. Yani mümkün değildir. Hiç yoksa internete indirip, bilgisayarına indirip oradan arkadaşlarına, dostlarına okutabilirler. Yani en güzel okutma yoludur. Veyahut okuyup anlatma yoludur. Veyahut okunmuşu dinletmek yoludur. Kulağı da devreye sokmak lazım. Yani duyarak da çok önemlidir. Çünkü beyindeki sistemlerden duyma ayrı bir güçtür. Beyinde o kalıyor. Duyduğunda kalır. Ama hem okuma hem duyma varsa tabii bu daha şiddetli gücü, daha yüksektir. Ama duyma da en güçlü öğretme yöntemlerinden birisidir. Yani okumadan daha güçlü duyma. Ama görerek duyma varsa o çok daha güçlüdür. Var ya, satır satır haftalar çizerek okutuluyor. Akıl almaz etkili olur. En iyi yöntem bu olur. Evet. Namazda esnemek veya başka bir şey düşünmek, namazı bozar mı acaba?